Enfis Mutfak kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Böyle yumuşacık, pamuk gibi kabardıkça kabaran, hatta üzerine bastırdıkça daha çok böyle havalanan Ramazan pideleri hazırladım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi yapımına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine bir adet yaş mayayı böyle ufaladım. Üzerine de 2 yemek kaşığı toz şeker döküyorum. Ve 2 su bardağı ılık sütü ekliyorum. 2 su bardağı da ılık suyu ekliyorum. Yani süt ölçüsü de 400 mili, su ölçüsü de 400 mili oluyor arkadaşlar. Bir adet yumurtanın akını da ekliyorum. Sarısını yüzeyine sürmek için kullanacağım. Eğer yumurtalarınız küçük ise, yani S boyu ise 2 adet kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdım karışımı. Şimdi bir miktar undan ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuzu döküyorum. Kaşık ile hamuru toparlayacağım. Unu kontrollü kontrollü ekliyorum. Ben toplamda 9 su bardağına yakın un kullandım. Ama un kullanacağınız unun marka ve kalitesine göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden 8 su bardağından sonrasını sizler de benim gibi bu şekilde kontrollü şekilde ekleyin arkadaşlar. Kalan unu da ekleyip daha sonrasında elim ile güzelce hamuru yoğurmaya geçeceğim. Hamurumuz yumuşak dokuda bir hamur olacak. Pidelerimizin yumuşacık olması için bu gereklidir. Sakın endişe etmeyin. Hafif böyle ele yapışan yumuşak bir kıvamda hamur olacak arkadaşlar. Bakın hamurumuzun dokusu bu şekilde hafif elime yapışıyor. Çünkü yumuşak bir hamur. Sakın tereddüt etmeyin. Bu şekilde böyle katlama tekniği uygulayarak güzelce hamuru yoğuruyorum. Şimdi hamurumun ağzını kapatacağım. Yaklaşık bir 45 dakika, 1 saat ılık, böyle hatta daha sıcak bir ortamda güzelce mayalanmasını bekleyeceğim. Beklememin sonucunda gördüğünüz gibi pide hamurum çok güzel bir şekilde mayalanıp kabarmış. Öncelikle hamurumu toparlayacağım. Şöyle bir havasını alacağım. Havasını almış olduğum hamuru unlamış olduğum tezgaha boşaltacağım arkadaşlar. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olduğu için hep una ihtiyaç duyacağız. Ve tekrar hamurumu böyle katlama tekniği ile bir toparlayacağım, böyle un ile. Toparlamış olduğum hamuru 3 adet parçaya bölüyorum. 3 adet beze yapacağım. Yine bezelerimi de yaparken katlama tekniğini uyguluyorum pidelerimin hamurunda. Sizlerin de mutlaka bu şekilde yapmasını tavsiye ederim. Pidelerinizin daha böyle güzel kabarıp göz göz olmasını sağlayacaktır. Kalan iki bezeyi de aynı şekilde yapıyorum.
hemen devam ediyorum. İlk yapmış olduğum bezeden başladım ve parmak uçlarımla bastıra bastıra hamurumu açıyorum. Zaten gördüğünüz gibi hemen kolaylıkla açılıyor. Hafif böyle kenarlarının daha böyle bombeli kalmasını sağlıyorum ki böyle şeklini verdiğimde kenarları daha belirgin olsun istiyorum. Açmış olduğum hamuru yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime aldım. Şimdi bir 10 dakika kadar da tepsi mayası veriyorum. Burası da önemlidir. Mutlaka tepsi mayasını verelim arkadaşlar. Tepsi mayamızı da verdikten sonra yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar yoğurdu koyup güzelce karıştırıyorum. Pidemizin sosu bu şekilde oluyor. Parmak uçlarımızı sosun içerisine batırarak pidemizin şeklini veriyoruz. Videoda gördüğünüz şekilde şekillendirdim ben. Tepside de mayalandırmış olduğum için hamuru bayağı yine tepside de kabardı. Şekil verirken de çok güzel ortaya çıkıyor şekli. İyice belirgin olacak şekilde bastıralım parmaklarımızı. Şimdi fırça yardımı ile diğer kalan kısımları da güzelce sos ile sürüyorum sosundan. Güzelce sosunu her tarafına sürmüş olduğum pidemin üzerine birazcık susam ve birazcık da çörek otu serpiyorum. Diğer kalan iki bezeyi de aynı işlemleri uygulayarak yapıyorum arkadaşlar. Fırınımı ısıttım bu arada. 200 derecede fanlı ayarda, alt üst ayarı açık. Hemen şimdi fırınıma gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü pişirelim. Nar gibi kızardı pidem. Artık fırından alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış ve kızarmış. Ben pidelerimin hepsini pişirdim ve bir tanesini de bu şekilde sizlere göstermek için dilimledim. Üst üste koydum ve bastırıyorum gördüğünüz gibi. Tekrar eski haline geliyor ve yakından da göstermek istiyorum sizlere yumuşaklığını ve göz göz olduğunu. İnanın ki bu tarifi yaptığınızda bir daha dışarıdan pide almayacaksınız. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.